sarı şeker Sema kimdir? Biraz öğren dediler ve ikinci hafta benim kendi programım vardı artık. Evet, birinci hafta evet. Miksere yeşil çay döktüm bir kere. Şarkıyı, CD'yi, kaseti bulacaksın, şarkıyı oraya getireceksin filan falan. O zaman tabii şeydi yani. Tam bir dakika, sana da sıra gelecek. O da röportaj yapın benimle diyor, o yüzden. Ben böyle bir fanusun içinde yaşıyormuşum. O fanus kırıldı, ben bir anda 20 yaşıma geri döndüm. Hiç kimseyi tanımadan gittim, görüştüm, demo çektim. Hayatımda ilk defa kamera karşısında demo çekiyorum yani. İşte Hayat serimizde bugün sürpriz bir konukla karşınızdayız. Hepinizin yakından tanıdığı Sarı Şeker Sema Hanım'la beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz bizim muhite. Teşekkür ediyoruz. Soğuk bir Şubat gününde İstanbul'da buluştuk böyle. Ama yine biraz kırıldı hava, biraz evet, yumuşadı diyebiliriz. Fakat yine de üşüyoruz, onu söyleyeyim. Evet. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Rica ederim, ne demek. O meşhur soruyu soruyorum. Sarı Şeker Sema kimdir? İşte ben böyle birisi. Yani beni ağırlıklı olarak radyo programcısı olarak tanıyor birçok kişi. Sarı Şeker Sema ismi de zaten radyodan çıkmış, evet, bir isim ve radyo programlarımla tanıyorlar. Ama bunun yanı sıra televizyon sunuculuğu, organizasyon sunuculuğu, köşe yazarlığı gibi birçok farklı dalda da işler yapıyorum. Çünkü bunlar da medya, hepsi birbiriyle bağlantılı da şeyler aslında. Onları yapıyorum, yapmaya devam ediyorum. İş çıktı da yapacağız herhalde, evet, yani devam edecek böyle. Teşekkür ederim. Peki bu hikaye nasıl başladı? Şöyle, 90'larda ben lisedeydim o zaman, özel radyolar açıldığında. Ben de tabii ki o dönemin gençlerinden birisi olarak radyoya gönül verdim. Tabii ki önce TRT ile büyüdük hepimiz. Ben de çocukken, bebekken annem böyle başucuma o Arkası Yarın piyesleri açarmış. Ben herhalde böyle evde insan var zannediyorum böyle. Onu dinleyerek uyurmuşum. Uyanınca ağlamazmışım. Konuşuyorlar ya, evde birileri var diye galiba. Oradan zaten bir bütün ailelerde olduğu gibi bizde de radyo dinleme alışkanlığı var. Gündüz televizyon olmadığı için tabii o dönem. Şimdi gençler bilmezler o zaman. Sonrasında işte özel radyoların açılması bizim için büyük bir heyecan oldu. Çünkü gençtik, farklı müzikler dinlemek istiyorduk. Farklı programcılar dinlemek istiyorduk. Ben de o zaman önce dinleyici olarak başladım ve o dönem zamanın ilk kurulduğu yılları Best FM'de Hakan Gündüz'ü keşfettim. Çok severdim onu. Aşırı hayranıydım. O zaman Instagram falan yok. Siz anlamazsınız şimdiki gençler. Evet. Böyle hayran olduğum birini görmen mümkün değil. Hani bir radyocuyu, televizyoncuyu, hadi televizyonda görüyorsun. Şarkıcıyı belki görüyorsun. Fotoğrafları da çıkıyor falan. Bir radyocunun yok yani. Hiçbir şeyine ulaşamıyorsun. Böyle bir şeyimiz vardı. İşte gizem vardı. Gerçek gizem vardı. Ben Hakan Gündüz'e nasıl hayranım o zaman? Onu dinliyorum. Bazen sabah akşam program yapıyor. Hafta sonu yapıyor falan. Tabii o dönem Best FM'in de kadrosu çok efsaneydi. İşte rahmetli Levent Ünsal, Melon Şapka, Abuzer, hep onlar da oradan çıkmış isimler. Ve sonrasında ben onları dinleye dinleye işte böyle hayranlığımla radyocu olacağım demeye başladım. Evde kendi kendime programlar kaseti kaydediyordum, çekiyordum. Tabii daha böyle, evde başladım tabii macera. Tabii kaset çekmeye başladım. Bir de ben o zaman, ben babam polis memuruydu. Amasya'dayım. Amasya Anadolu Lisesi'ni bitirdim ben liseyi. Böyle farklı farklı illerde gezdik işte. O zaman oranın yerel radyolarına, televizyonlarına gidip gelmeye başladım. Yani ne yapıyorlar burada, ne oluyor falan gibi. Oraları araştırmaya başladım. İşte Kanal 05 falan, Radyo 05 falan, öyle şeyler vardı tabii Amasya'da. Onlar da biraz böyle hani olayı kavrayayım. Mikser nedir, mikrofon nedir falan. Zaman içerisinde kendimi o kadar böyle hani hazırladım ki. İşte aslında tabii iletişim fakültesine girmek istiyordum. Fakat 3 puanla kaçırdım ben iletişim fakültesine. Bu arada da başka hiçbir şey yazmamıştım. Puanım da iyiydi. Hani başka bir bölümler ya, tabii şimdiki aklım olsa yazarım. Çünkü üniversite okuman da şart değilmiş tabii, bazı meslekler için şart, evet, değil. Yeteneğin, evet, varsa yapabiliyorsun. O yüzden ben de böyle belki ne bileyim başka bölümlere girebilirim. Arkeoloji, tarih vesaire, öyle bir şeylere de girebilirdim. Sadece ben iletişim fakültesi yazdım. Marmara'yı 3 puanla kaçırdım o zaman. Sonra da sadece böyle hani ya bu da İstanbul'da, ben bari İstanbul'a gideyim diyerek turizm işletmeciliğine en sona yazmıştım. Onu tutturdum tabii o zaman İstanbul Üniversitesi'nde. Dedim ki olsun dedim, ben gideyim dedim, hani bu işin merkezi İstanbul'da, yapmam lazım. Neyse geldim buraya. Ondan sonra burada öncelikle okula
başlar başlamaz hemen radyo araştırmaya başladım. Bütün benim o dönem işte yurtta kalıyordum. Üniversiteden, yurttan arkadaşlarım biliyorlar. Ben radyoda çalışacağım diye dolaşıyorum ortada. Nereden buluyorum? Hiç kimseyi tanımıyorum İstanbul'da. Sıfır yani. Ve ne yapacağım, ne yapacağım? Ben radyo bulacağım. Dönemin meşhur bir Elif kafesi vardı. Şimdi kapandı. Onur Mete'nin falan keşfedildiği yerdir Elif kafe. O zaman çok meşhurdu İstanbul Üniversitesi'nin hemen dibinde. Orada bir ilan gördüm. Radyoda çalışacak eleman aranıyor diye. Tabii yerel bir radyo o dönem. Radyo 24 adında bir radyo. Hemen gittim, görüştüm falan. Dediler ki işte tamam dediler işte hafta sonu seni bir arkadaşın yanına verelim. Biraz öğren dediler. Ve ikinci hafta benim kendi programım vardı artık. Birinci hafta evet. Birinci hafta onun yanında öğrendim. İkinci hafta hemen kendi programım oldu. Siz kendiniz zaten evde halletmişsiniz. Evet, staj bölümünü evde geçirdim. Evet. Aynen. Sonrasında işte oradan başka bir radyoya geçtim. Radyo Mega'ydı o zaman. Şimdiki Mega değil tabii başka. Oraya geçtim. Bu arada tabii ben Radyo 24'te ilk başladım. Kaset çalıyoruz, kaset. Biliyor musunuz kaset ne demek? Hani bir tane görsel dolaşıyor ya. 60'lık 90'lık. Kaset ve kalem var. Böyle yeni nesil bu ikisinin arasındaki ilişkiyi bilemeyecek diye bir şey çevirme. Görsel var ya tabii kaset çevirme. Şimdi dekler var. Kaseti ayarlıyorsun işte oradan o şarkı. Tabii ses kalitesi kasette ve radyoya veriyorsun. Çok güzel değil. O zaman Radyo Mega'ya geçtim. Sadece onlar CD çalıyorlardı. Bir girdim stüdyoya da bana uzay üstü gibi geldi. Dedim ki aa burada çok hep iyi. CD çalıyorlar. Şimdi o bile yok. Her şey bilgisayardan, hafızada bütün şarkılar, her şey anında ulaşabiliyorsunuz filan. O zaman öyle mesela istek şarkı istediniz ya. Şu anda ben yayında seninle konuşurken istek şarkı istedim. Dedim ki Kayahan'dan Sabahlar Uzak dedim. Konuşurken şu an Sabahlar Uzak çat atıyorum hemen çalıyoruz. Orada o zaman öyle bir şey yok. Şarkıyı CD'yi, kaseti bulacaksın, şarkıyı oraya getireceksin filan falan. O zaman tabii şeydi yani uzun işlerdi onlar. Öyle öyle derken bir gün dedim ki benim Hakan Gündüz'e ulaşmam lazım. Bak güzel, ilginç bir hikayedir bu da. Ama böyle hani ne yapayım, elimi kolumu sallayıp, bir de bildiğim bir şey vardı. Yine şu anda bu marka olmadığı için söylüyorum. Yeşil Kundura vardı. Yeşil Kundura'nın üstünde Bestefem. Dört Levent'te bunu biliyorum. Tek bildiğim şey bu. Navigasyon şey falan yok arkadaşlar. Böyle bir hani orada Google'a yazayım da ben de gideyim adresimi falan öyle bir şey yok. Sadece bildiğim tek şey var. Dört Levent'te Yeşil Kundura'nın üstü. Bu kadar. Evet. Bir arkadaşım da aldım yanıma. Onu da zorla radyocu yapmaya çalışıyordum. Böyle gel benimle diye. Otobüse bindik. Öğrenciyiz tabii. Otobüse bindik. Oradan geçen bir otobüse bindik. Bakınıyoruz Yeşil Kundura'yı böyle görürsek düğmeye basacağız böyle inmek için. Böyle bakıyoruz böyle. Dediler ki nereye arıyorsunuz? Dediler işte dedik Yeşil Kundura. Tamam dediler işte bir sonraki durakta inin. Biz indik gittik hemen Bestef'in olduğu kata aşağıdan söyledik çıktık. Ama tabii dediler ki Hakan Gündüz'ü görmek istiyoruz dedik. Böyle elini kolunu sallayarak giremezsin. Dediler ki ne yapacaksınız? Biz dedik böyle bir an orada hemen Radyo Mega'dan geliyoruz. Çok iyi. Sanki hani onu bir teklif mi götüreceğiz röportajı mı yapacağız bir şey gibi. Ama bir radyo ismi söyledik. Doğru tabii gerçekten de orada o çalışıyoruz. O zaman vardı. Evet. Yani biz de çalışıyoruz orada hafta sonları. Gittik böyle Hakan Güzel sağ olsun çok sıcak karşıladı. Dedim ki ya ben dedim stajyer olmak istiyorum burada. Yani seni dinleyerek zaten bu mesleğe gönül verdim ve senden öğrenmek istiyorum gerçekten. Tamam dedi. Akşam programıydı onun. 6-8 arası yapıyordu. Ben de her gün okuldan çıkıp otobüse binip her gün onun programına gidiyordum. Stajyer olarak. Hafta sonları da bazen program yapıyorlardı böyle. Ama nasıl programlar biliyor musunuz? O zamanki radyoculuk çok güzeldi. Çok başkaydı. Levent Ünsal, rahmetli Abu Zer, Melih Ekener yani. Abu Zer ve Hakan Gündüz üçü böyle teatral bir program yapıyorlar. Her gün bir konu belirliyorlar ve o konu üzerine doğaçlama tiyatro yapıyorlar. Bayağı radyo tiyatrosu ama doğaçlama metin falan yok. Ve biz de orada yanlarında işte bir işte kız rolü oluyor falan bir şey oluyor. İşte Levent Ünsal abim oluyor. Beni kaçırıyorlar falan böyle şeyler böyle hikaye uyduruyorlar. Doğaçlama. O inanıyor evet. O şekilde gitti. Yani ben hep onların yanında büyüdüm aslında müthiş diyebilirim. Abu Zer'le sonra Abu Zer Radyo'ya geçtiği zaman mesela onun bir programı vardı. Belevreke Krallığı diye. Ben de o zaman bakın şey
Yani nereden deniyor? O zaman bu Burger King taç veriyordu. Karton taç veriyordu menü alanı. Taç aldım Burger King'den. O da Belevreke Kralı ya. Ama sürekli şey var. Bir de Ferhat vardı Pembo diye onun yanında. Ferhat da veziri onun. Bunlar böyle günlük tiyatro yapıyorlar yayında. Onlar da şey kraliçe arıyoruz deyip duruyorlar. Ben de bir gün karton tacı götürdüm. Dedim ki tacını getirdim. O zaman kraliçe sensin dedi. Biz iyi. Bu sefer başladık orada bir radyo tiyatrosu yapmaya. Tabii bu dediğim 98 falan bunu yaptığımız radyodaydı. O zaman daha ben orada çalışmıyorum. Fakat yurttan bir arkadaşım dedi ki Eko TV diye bir kanal vardı o zaman, müzik kanalı. Hı hı. İşte Genç TV var, Kral yeni açılmış, Eko TV var. Bunlar müzik kanalları. Dedi ki VJ arıyorlarmış. Sen de dedi böyle radyo işleri yapıyorsun, gidip görüşsene dedi. Gittim görüştüm. Gerçekten hiç kimseyi tanımadan. Hani bir şey olacaksa oluyor. Kimse önünde duramıyor. Allah yazdıysa oluyor yani. Varsa kaderinde. Hiç kimseyi tanımadan gittim, görüştüm, demo çektim. Hayatımda ilk defa kamera karşısında demo çekiyorum yani. Ama güzel olmuş demek ki. Kabul ettiler. Başladım orada. O dönem işte Radyo D'de, Hür FM'de programlar yaptım. 90'ların sonu filan. Sonra Eko TV kapandı. Çünkü haber kanalı olacaktı. Şu anki CNN Türk Off Frekans'tan yayın yapıyor. Ben de Radyo Viva açılıyordu. Bir arkadaşım söyledi. Gel görüş dedi, burada yeni radyo açılıyor, Show Radyo'da program yapıyordu. Oraya gittim, görüştüm. O macera başladı. 5,5 yıl orada çalıştım. Radyo Viva, Show Radyo. Hem programlar yaptım hem müzik direktörlüğünü yaptım orada. Çok iyi. Evet, yani oradan bir kısa bir Radyo 99 maceramız oldu. 1,5 yıl oradan ayrıldık. Ondan sonra da 2005'te Radyo D'ye geçtim. Orada çok uzun, 14 sene çalıştım. Sonrasında işte 2019'da böyle tatsız bir olay oldu. Hiç suçumuz yokken bizi işten çıkardılar iki kişi. Ne yazık ki. Ama işte orada biraz tabii benim geçen 20 yılımda o zaman anladığım, ben çok korunaklı bir ortamda yetişmişim. Bu sektörde çok iyi insanların içinde yetişmişim. Sezgin Hanım vardı, Sezgin Onat bizim o zaman hem Show Radyo, Radyo Viva müdürümüz. Sonrasında da ben hep onunla beraber devam ettim. İşte Radyo D'ye kadar ve Radyo D'de de uzun süre. İşte o ayrıldıktan sonra falan dedim ki ben böyle bir fanusun içinde yaşıyormuşum. O fanus kırıldı, ben bir anda 20 yaşıma geri döndüm. Yani birdenbire sektörün içerisindeki aslında böyle rekabet, İnsanların birbirinin kuyusunu kazması vesaire, bunlarla yeni karşılaştım. Ben bilmiyormuşum. 20 yıl hiç yaşamadınız. Yaşamadım. Gerçekten yaşamadım. Bunu Sezgin Hanım'a da söyledim. O şu anda emekliliğin tadını çıkarıyor. Çalışmıyor ama buluşuyoruz arada. Dedim ki gerçekten siz bizi çok koruyormuşsunuz. Yani bir fanusun içindeymişim. Ben bir an dedim sudan çıkmış balığa döndüm. Birden fark ettim ki herkes birbirinin üstüne basmaya, ezmeye ve bir şekilde yukarı çıkmaya çalışıyor. 2019'dan bu yana da gerçekten benim için başka bir şey başladı. Başka bir mücadele başladı diyebilirim. Hatıraları soracaktık ama zaten komple söyleşi evet, böyle hatıralar ya dinledik. Tabii, ama unutamadığınız varsa böyle çok, nokta atış ya alabiliriz. Olmaz mı? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir kere radyo bizim hayatımızın bir parçası gibi. Yani ben hayatımın 2 saat, 3 saat, bazen 4 saat yayın yaptığımız oluyordu. Hayatımın bir bölümünü orada yaşıyorum mikrofon önünde. Dolayısıyla birçok şey yaşıyoruz. Benim mesela yayındayken deprem oldu. Bir seferinde. Oo. Tabii kaç senesi 2004 yılında Kasım ayında galiba Kasım'dı. Şöyle bir şey oldu. Bir arkadaşım var Fırat diye. Benden sonra yayına girecek. Yanımda oturuyor. Böyle masa şöyledir ya. Şurada oturuyor. Masanın üzerine oturmuş. Bazen de biz birbirimize şaka yaparız. Böyle gıdıklarız, güldürmeye çalışırız filan. Acaba bakalım anons esnasında gülecek mi gibi böyle şeyler yaparız. Şimdi biz onunla konuşuyoruz. Ben mikrofonu açtım. Reklam var. Reklam öncesi konuşacağım. Reklama pas atacağım. Açtım. Masa sallanmaya başladı. Ben önce böyle tabii bu çok saniyelik hatta saliselik bir şey. Diyorum ki Fırat mı sallıyor acaba? Bana şaka mı yapıyor diyorum. O da Sema mı sallıyor diye düşünmüş. Bu çok saniyelik bir şey. Şöyle birbirimize baktık. İkimiz anladık ki biz yapmıyoruz. Böyle masa sallanıyor. Fakat hiçbir şey demedim. Potansı kapattım ve reklama girdim. Çünkü şöyle riski var. Hani mesela aynı depremde başka bir ulusal bir radyoda İstanbul'da çok şiddetli deprem oldu. Ayrıntılar birazdan diye bir anons geçmişler. Şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Tam bilgi vermiyorsun ya. Antalya'da birisi dinliyor. Burada çocuğu öğrenci işte filan. Şimdi İstanbul'da çok şiddetli deprem oldu. Ayrıntılar az sonra dediğin zaman o annenin aklından 1000 tane şey geçer. Vay benim çocuğum tabii nerede? Yıkıldı mı? Göçtü mü? Altında mı kaldı? Bir şey mi oldu? Filan. O yüzden en iyisi doğru bilgi almadan bilgi vermek.
vermemek. Bu çok önemli yayıncılıkta. Onun için dediğim gibi hani ben o anda hiç bilgi vermedim. Hemen reklamı girdim hiç anons yapmadan. Sonra hemen haber merkezine koştum. Haber spikeri arkadaşlar dedi ki dur daha ajanslara düşmedi. Tabii ki onlar da hissetti herkes. Hemen bekledik işte ajanslara düştü falan böyle. Kaç şiddetinde ne oldu? Yıkım var mı? Can kaybı var mı? Bunlardan bahsederek bilgi vermek en doğrusu. Çok doğru. O yüzden hani yarım yamalak bilgi vermek doğru bir şey değil. Çünkü ulusal bir yayın kesinlikle yaptığın zaman tehlikeli. Tabii ben 99 depreminde de İstanbul'daydım. Ama o gece olduğu için yayında değildim ama deprem olduktan hemen sonra radyoya gitmiştik. O dönem Show Radyo, Radyo 5 o gruptayım. Reha Mutar o zaman işte şey haber spikeri ve işte haber daire başkanı gibi oranın. Show TV'de bütün gün göçük haberleri veriliyor. Biz tabii radyoda şarkı çalacak değiliz böyle bir durumda. Tabii. Çok büyük bir deprem olmuş. Biz de hemen Show TV'ye bağladık, sesi veriyoruz. Sürekli orada işte bir göçük işte kurtarma çalışmaları evet falan öyle şeyler var. Mesela orada da hiç yine gidiyorduk, başında duruyorduk programımız esnasında ama hep Show TV'nin sesini veriyorduk. Öyle şeyler oluyordu. Bir seferinde de mikrofonlar böyle raylı şey vardır ya şöyle. Evet, evet. Hani çekeriz, iteriz evet filan. Ben tam anons yapacağım. Potansiyeli açtım. Mikrofonu da kendime çekerken koptu oradan. Doink diye kafama çarptı. Ama bir doink sesi geldi yani yayında. Sonra kapattım potansiyeli yine. Buram şişti yumurta gibi. Falan da arıza. Evet. Sonra işte bir arkadaşım koştu kafeden böyle soğuk bir içecek aldı buraya koyduk falan. Yani olabiliyor böyle evet şeyler. Evet. Ha şeyim var. Miksere yeşil çay döktüm bir kere. Mikserler de bayağı pahalı. Bir de bunlar dolarla geliyor, acayip pahalı şeyler. Allah'tan şekersizdi. Şekerli şeyler daha zarar veriyor biliyorsunuz, yapış yapış oluyor falan. Şöyle oldu. Program sonuna yaklaştım. Bu arada tam şeye döküldü. Şurada mikrofonların olduğu potanslar var. Oraya döküldü. Burada da yayının olduğu. Yayın devam ediyor. Hiç orada bir sorun yok. Ama mikrofonu açamıyorsun. Çalışmıyor yani. Şöyle yaklaşık yarım bardak kadar bir yeşil çaydı bu. Allah'ım sanırsınız Niagara şelalesi dökülmüş yani. O kadar çok su çıkıyor ki. Hemen teknikten bir arkadaşı çağırdım. Geldi. Bu arada tabii o zaman ki müdürümüze duyurmuyoruz. Anında şey tamir edebilir miyiz falan gibi. Teknikten arkadaş hemen geldi. Onu böyle vidalarla açtı orayı. O kadar su var ki anlatamam size. Yarım bardak desen şu kadar bir şey. İki yudumluk bir şey. İnanılmaz çoğalmış gibi görünüyor böyle orada. İşte peçeteler getiriyoruz. İşte tuvaletten hemen gittik. Bir sürü kağıt havlular falan. Yok şey olmuyor. Dedim ki saç kurutma makinesi işe yarar mı? Dedim yarar dedi. Binada tabii o zaman radyoda Kanal D binası, kuaför falan var. Siz inanın Speedy Gonzales var ya, ben onun gibi diye gittim böyle kuaföre. Çünkü bir tane saç kurutma makinesi verdi. Geri döndüm. Onunla kuruttuk, kuruttuk, kuruttuk. Bu arada benim yayın bitti. Ben veda edemedim. Saatim doldu. Benden sonraki arkadaş geldi. Açamıyor yayını. Mikrofon çalışmadı hiç. Kurutuyoruz, kurutuyoruz, kurutuyoruz. Neyse en sonunda çalıştı. Çok şükür ben de 500 bin dolar falan ödemekten kurtardım. Ucuz yaptınız. Yani yoksa birkaç sene bedava çalışmak gerekecekti orada. Harika. Öyle bir durum var. Böyle anılar işte ya, hayatın içinden hani herkes neler yaşıyorsun, biz de tabii yaşıyoruz böyle güzel. Teşekkür ediyoruz. Ben son olarak ederim sizleri yormama adına izleyicilerimize, takipçilerimize tavsiyeleriniz nelerdir desek? Bir kere artık radyocu olmak isteyen genç maalesef çok az yani, yetişmiyor fazla. Şu an baktığınızda bir Doğan Can en genç radyocu bizlerden daha sonraki nesil olarak. Ve radyolarda ne yazık ki biraz dijitale yenik düşmeye başladılar. Bu kendi hataları aslında, bu radyoların maalesef yönetim hataları. Radyoları önce bir müzik kutusuna çevirdiler. O size anlattığım Hakan Gündüzler'le yaşadığımız dönemlerdeki o doğaçlama tiyatrolar, böyle şeyler kalmadı. Tabii insanlar da sabırsız. O kadar uzun program da dinlemiyor olabilirler. Bunlar kalmadı. Radyolar müzik kutusuna döndü. Ama bunun yanı sıra dijitalde bir Spotify'lar falan çıkmaya başlayınca insanlar niye ben radyodayım, kendi listemi oluşturuyorum, istediğimi dinliyorum diye gençler ona kaydılar çoğunlukla. Ne yazık ki bu tabii üzüyor. Gençlerden bazen olmak isteyen oluyor. Şey radyo akademileri yapılıyor. Özellikle bunu belediyeler, yerel belediyeler yapıyorlar sağ olsunlar. Oraya katılan gençler oluyor. Bakıyorum bazen hevesli görüyorum.
görüyorum. Sonra işte biraz sıkılıyorlar. Televizyon ya da şimdiki daha küçük çocukların YouTuber olacağım, YouTuber olacağım diye hevesleri var. Bir kere bir mesleğe gönül vermek başka bir şey. Yani kısa yoldan ben nasıl şöhret olurum, tanınırım, ünlü olurum, çok para kazanırım değil de bir mesleğe gerçekten gönül vermek başka bir şey. Çok seviyorsanız bu işin peşinden gidin, her iş için böyle. Keşke bütün doktorlar işini sevse, bütün öğretmenler işini sevse. Ne kadar fark ediyor değil mi? Çocuğunuzu kesinlikle doktora götürdüğünüzde işini çok severek yapan bir çocuk doktorunun yaklaşımıyla... Tamam, bir dakika, sana da sıra gelecek. O da röportaj yapın benimle diyor, o yüzden. Geliyoruz, geliyoruz. Kıskandı. Yani işte ya da bir öğretmen, işini severek yapan bir öğretmenin yaklaşımıyla sevmeyenin yaklaşımı çok farklı oluyor. Bir esnaf, çok severek yapan tatlı dilli bir esnaf size almayı düşünmediniz bir şeyi satabilirken. Aynen öyle, doğru. Bazısı da işte almak istiyorsunuz, pazarlık yapmak istiyorsunuz belki, ters davranıyor. Hani daha tatlı dille diyebilir ki yok veremem o fiyata falan dese yine alacaksınız belki hani onu. Ama daha böyle tersliyor falan, bırakıyorsunuz, almıyorsunuz falan. Yani her meslekte sevmek çok önemli. O yüzden özellikle gençlere diyorum ki kalbinizin sizi yönlendirdiği tarafa doğru gidin. Anne babalar daha garanticidir. Onları da çok iyi anlıyorum tabii ki. Hani biz olurken benim annem de bana, ben Anadolu Lisesi mezunuyum, İngilizce öğretmeni ol, İngilizce öğretmeni ol filan diye. Bak işte tatil, yaz tatili, sömestr, ondan sonra bayram, bayramlar, hafta sonları filan diye. Ben istemiyorum, ben radyocu olacağım. Sonra radyoculuk öyle bir meslek ki 1 Ocak'ta yayına gittiğimi çok bilirim yani. O kadar. Evet, öyle bir meslek. Hani sevmesen yapamazsın. Gerçekten hafta sonları da çalıştık. Gece gündüz şehir dışı yayınlara gidiyorduk. Tabii hani canım, öyle şeyler de çalıştık. Sevdiğin zaman hiçbir şey zor gelmiyor. Kalbinizin sesini dinleyin. Çok seviyorsanız aileniz de size bir şekilde mutlaka bir gün destek olacaktır ama başkasının istediği değil, kendi istediğiniz mesleği yapmanız hayatınız çok için çok önemli. Çünkü mutlu yaşamanız için çok önemli. Parayı illaki kazanırsınız yani. Ona bakmayın siz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür vakit ediyorum. Ayırdınız. Sağ olun. Bu soğuk günde geldiniz buraya böyle. Bu soğuk günde bize vakit ayırdınız. Burnum akıyor gerçekten, öyle bir soğuk yani. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür kanalımıza ediyorum. Şeref verdiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Benim için şeref. Esas çok teşekkürler. İşte Hayat serimizde bugün Sarı Şeker Sema ile beraberdik. Bizleri kırmadılar, geldiler. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.